süreci diyoruz, hep olumsuzluklarından söz ediyoruz ama öbür taraftan biz öğrenciye, bize son derece olumlu ortamlar da yaratıyor. Bunlardan bir tanesi şu, her şeyden önce yalıtılmış bir ortam sağladı. Hatta zorunlu çalışma ortamı yarattı bize, sağladı. Şimdi daha önceki yıllarda öğrenci, son sınıftaki öğrenci okula gitmemek için izin alırdı. İzin peşinde koşardı. Rapor almaya çalışırdı. Şimdi bu öğrenciye bu ortam raporu doğal olarak sağladı. Dolayısıyla öğrencilere zorunlu bir kamp ortamı sağladı. Her ne kadar beğenmesek de bizi disipline de etti bir bakıma. Şimdi birinci yönden böyle bir avantaj sağladı. Şimdi ikinci yönden hepimiz öğrenciyken zor konulardan, zor derslerden hep yakınırdık. Şimdi bunların başında da matematikte, türevdir, limittir, integraldir gibi en zorlandığımız, en ağır konular gelir. Şimdi Mart'ın 26'sından itibaren, 23'ünden itibaren uzaktan öğretime geçildiği zaman uzaktan öğretimdeki bu ikinci dönem konularından öğrenciler, sınava girecek olan öğrenciler muaf oldular. Dolayısıyla bu da bu yılla özgü olmak koşuluyla sınava giren öğrenciler için gerçekten çok büyük bir avantajı da beraberinde getirdi. Ders çalışma yükleri azaldı esasında. Sorumlu oldukları zor konulardan muaf oldular esasında. Hani bunlar bulunmaz nimetler. Öyle de bakmak lazım. Üçüncü avantaj şu oldu. Lisans bölümlerine tercih etme barajı 180'den 170'e indi. 10 puanlık indirim dahi geçen seneki veriler doğrultusunda 153 bin öğrencinin daha lisans bölümlerini tercih yapmasına vesile oldu. Şimdi bu sene sınava girecek olan öğrenci sayısı geçtiğimiz yıldan biraz daha fazla. Dolayısıyla bu 153 bin bu yıl tahminen 180 bine dayanıyor. Dolayısıyla böyle bir avantaj yarattı. Dördüncü bir avantaj olarak karşımıza şu çıktı. TYT'deki süre artırıldı. Yani 120 soruya 135 dakika veriliyordu. Şimdi yarım saat daha artırıldı. Çocukların morali düzelsin. İşte ne bileyim maskeyle sınava girecekler. Gerçi biraz sonra ona değiniriz. Hani onun olumsuzluğunu ortadan kaldırabilmek amacıyla. Gibi işte bu pandemi sürecindeki sıkıntıları ortadan kalksın gibisinden yarım saatlik bir süre daha verdiler ki TYT için çok büyük bir avantaj esasında. Kesinlikle. Hani sorumluluğunu bilen, çalışan, ondan sonra aklı başında bir öğrenci. Hani bu aklı başında derken sakın yanlış anlaşılmasın. Sorumluluğunu bilen, kazanmak isteyen öğrenciyi kastediyorum. Onun için TYT'de yarım saatlik bir avantaj sayısal dersleri çözmek için. Matematiği ve fen bilimlerini çözmek için, daha fazla uğraşmak için büyük bir avantajı beraberinde getirdi. Şimdi tüm bunları düşündüğümüzde ben bir öğrenci olsam esasında çok açık söylüyorum, çok samimi söylüyorum. Bu yıl sınava girmeyi çok isterdim. Şartlar benim lehime olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sorduğun hani sınavın tarihi, yolun başındayken, sene başındayken biz yola çıktığımızda 20-21 Haziran olarak biz yola çıktık. Fakat Türkiye 10 Mart'ta bu pandemi süreciyle tanıştığı zaman 10-11 Mart'ta sonra 26 Mart'ta sınavın tarihi 25-26 Temmuz'a ertelendi. Ertelendiği zaman birçok yakınlarda beraberinde geldi. Dedi ki öğrenciler işte bir ay daha biz sıkıntı çekeceğiz. İşte sınav niye bir ay daha öteye gitti. İşte keşke bir an önce olsaydı tam sıcaklara denk geldi falan filan. Fakat sonra Nisan ayının sonu Mayıs ayından başı itibariyle bu pandemi süreci kontrol altına alındığı zaman 25-26 Temmuz tarihleri çok ileride kaldı. Anlamsız oldu. Dolayısıyla öne çektiler. Öne dediğimde gene bir ay öne çektiler. Yani bir gitti bir geldi ondan sonra. 20-21'de şimdi bir hafta ilerisi oldu. 27-28 Haziran. Bu sefer de şu yakınmalar ortaya çıktı. İşte biz bir ay daha çalışacaktık. Niye öne alındı da falandı da filandı. Yani esasında ileride alınsa yakınmalar var. Geri de çekilse ilk tarihine yakınmalar var. Dolayısıyla bence yakınmalar çok mantıklı değil. Çünkü
bu keyfi bir değişiklik değildi. Yani biz Mart'ın başında böyle bir şeyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk ki. Zorunlu olarak bunlar yapıldı. Şimdi ama biz Mart'ta çalışmaya başlamadık ki üniversite sınavına hazırlığa. Artık hani Mart'ta yakın alın. 10'una işte 20'sine kadar zaten çalışmaların büyük çoğunluğunun şekillenmiş olması gerekiyor. Ben bir öğrenci olarak hani bu tarihleri çok da sorun etmezdim esasında. Bir şeyi sorun ederdim. Ben yeteri kadar bu işe ciddi bakıyorum. Ciddi hazırlanıyorum. Sorumluluğumu biliyor muyum? 27 Haziran'daki TYT'ye gerçekten ciddi bir şekilde eğiliyor muyum? Daha önceki konferanslarımızda da hep dile getirdiğim, vurguladığım şey şu. Gözden kaçırılan nokta şu esasında. TYT bence bu işin püf noktası. TYT kolay bir sınav. Evet doğru ama ne bir oran esas. Peki yarıya yakını TYT'den gelecek dediğimiz TYT, AYT'den daha kolay bir sınav. Kolay olan sınav bize öteki kadar neredeyse puan kazandırıyor. Peki biz o zaman kolay olan sınavın değerini çok iyi anlamamız lazım. Ondan 27 Haziran'da ilk gün mümkün olduğu kadar çok yararlanmamız lazım. Lehimize çevirmemiz lazım. Ancak öğrenciler yani onlara da hak vermiyor değilim. Çünkü daha hayat tecrübeleri az. Böylesine önemli büyük bir sınavla ilk kez karşılaşıyorlar. Tabii ki sınavın kaygısıdır bilmem nedir falan filan. Ona da hak veriyorum. Ama bak şunu gözden kaçırmamak lazım. Şimdi testlerden bir tanesi Türkçe. Şimdi Türkçe test bile değil. Türkçe bizim ana dilimiz ya. Doğduğumuz andan itibaren çocukların hepimizin duyduğumuz şey. Ve bu AYT'deki Türk dili ve edebiyatı da değil esasında. 40 tane soru var. Türkçe soruları matematikten ve fen bilimlerinden kolay mı? Kolay. Okuduk mu anlar mıyız? Anlarız. Anladık mı da yorumlar mıyız? Evet. Ama bunların yapılabilmesi için kolay dememek lazım. Ciddi yaklaşmak lazım. Çalışmak lazım. Ortalamasına bakıyoruz. 15 net. 15 net. Peki hani hocam kolay demiştin. Niye bu kadar düşük? Biz kolayı şöyle yorumluyoruz. Canım çalışmasak da biz bunu yaparız. Ciddiye almak lazım. Baştan ne kolay diyeceksin, ne zor diyeceksin. Kimle çalışacağım diyeceksin. Şimdi evet doğru. Matematiğe, fen bilimlerine nasıl olan kolay bir test. Kolay olan testte Türkiye ortalaması kaç net? 7 net. Peki zor dediğimiz, öğrencinin daha doğrusu. Zor diye matematik. Şimdi Allah aşkınıza el oturalım doğru konuşalım. Temel matematik diye bir ders yok ki. Yani olmayan bir dersin testi esasında bu. Bu temel matematik değil, matematiğin temeli. Yani bu test bu. Bu test esasında LGS'ye hazırlanan öğrenciye hitap eden bir test. Kısmen 9. sınıfa hitap eden bir test. Bu denli kolay. Ama biz ön yargılıyız. Nasıl ön yargılıyız? Matematik zor. Biz yapamayız. Matematiği biz sevmiyoruz. Çalışsak da olmaz. Ama çalıştığımız zaman ne olmaz ki? Her şey olur. Ay, mesele biz çalışmak istiyor muyuz bu testte? Sonra mazeretleri çoğaltabiliriz. Çoğalıyor mazeretler. Onlardan bir tanesi de şu. Ben sözelciyim. Bana katkısı az. Şimdi diyelim ki ben de sözelciyim. Ceren de ondan sonra Narin hocam da Yasin hocam da sözelci. Tamam. Hepimize katkısı az. Ama bu testte kim daha fazla çalışırsa ona katkısı fazla olacaktır. Bu sınavlar sıralama sınavı, seçme sınavı. Dolayısıyla kim yukarıda yer alırsa öyle veya böyle o kazanacaktır. Şimdi matematikteki 40 tane sorudaki Türkiye çözüm ortalaması 6 net. Çok düşük. Peki zor da mı düşük? Hayır. Kaçıldığı için düşük. Sevilmediği için düşük. Ondan sonra ne bileyim işte katkısı az dendiği için düşük. Mazeretler çok. Şimdi fen bilimlerine geldiğimizde bu da esasında testin adı fen bilimleri ama içeriği fen bilgisi. Bu da 8. sınıf kısmen 9 hitap etmesi bakımından. Şimdi fen bilimlerinde 20 tane soru var. Türkiye ortalaması 2 net.
Yani Allah aşkına sınav zorda mı düşük bu kadar 2 net? Hayır. Fenden kaçıldığı için düşük. Fen sevilmediği için düşük. Fenden korkulduğu için düşük. Fenin katkısı az dendiği için düşük. Fenle uğraşıyor ama Türkiye'de sosyalini yaparım dendiği için düşük. Mazeretler çok. Ama önemli olan yaptığını yapmak değil ki. Yani başarı demek yaptığını yapabilmek değil. Başarmak demek zorlandığını yapmaktır. Başarmak demek daha önce sıkıntı çektiğini aşmaya çalışmak demektir. Bir de şu var. Türkçe ile sosyal ile herkes yapar zaten. Yani mümkün olduğu kadar herkes diğer testlere nazaran daha az zorlanarak yani sınava katılacak olan 2 milyon 700 bin adaya sorsan Türkçe ile sosyal ile herkes yaparım der. Ama herkesin yaparım dediğini veya yaptığını yapmak bir şey değil ki, başarı değil ki. Dengeyi o bozmayacak ki. Dengeyi ötekiler bozacak. Herkesin kaçtığı bozacak. Herkesin korktuğu bozacak. Herkesin sevmediği bozacak. Herkesin zorlanırım bana az puan kazandırır dediği bozacak. Onun için eğer kazanmak istiyorsak bu sınavda işin kolayına kaçmak yok. İşi hafife almak da yok. Tek bir şey var. Ciddi davranmak, ciddi çalışmak. Bütün testlere bir kere TYT alan testi değil ki, alan seçimi testi değil ki o ikinci sınav. 28 Haziran'daki sınav. TYT'deki 4 testten herkes sorumlu. Onun için durduk yere kimse kendini bu testlerden soyutlamasın. TYT bütün alanlara hitap ediyor. TYT bütün okul türlerine hitap ediyor. Şimdi böyleyken bir öğrencinin mazeret üretmesi TYT'de çok mantıklı değil bence. Şimdi bir aylık süre kaldı. Bir ay. Çalışmak için, eksikleri telafi etmek için, ne bileyim hataları gidermek için, hatta yeni konuları öğrenmek için bir ay uzun bir süre. Yani bir ay, koskoca bir ay ondan sonra. Şimdi bir ayda ne olmaz? Belki mükemmel olmaz. Ama bir ayda çok da şey değişir. Ama nasıl değişir? Şu var, yasak yok. Tabii ki sosyal medyada olacak, televizyonda olacak, bilgisayarda olacak ama sınavda bana sosyal medyayı sormayacaklar. Sınavda bana bilgisayarda hangi oyunu oynadın, ne kadar oynadın, kaç puan topladın demeyecekler. Sınavda bana televizyondaki dizileri sormayacaklar. Ha, o zaman herkes sorumluluğunu bilecek. Ne yapması gerektiğini, ne kadar çalışması gerektiğini çok iyi o planlamasını yapacak. Sabah saat 9'da dersin başına oturulması gerekiyor. Sabah saat 9'da EBA veya da okulun Cehalet Ezerlik Koleji'nin sağladığı uzaktan öğretim programı her neyse onun başında oturulacak. Eminim ki bu saat 14-15'e kadar devam ediyor bu süreç. Evet hocam. Saat 15'ten sonra iftar vaktine kadar 20'ye kadar tabii ki dinlenme aralıkları olmak koşuluyla. Öğrenci 3 saat daha ister gündüz öğrendiği uzaktan öğretimdeki dersleri, ister eksiği olan dersleri, ister tekrar yapmak istediği dersleri hiç fark etmez. 3 saat daha çalışması lazım. Akşam iftardan sonra bir müddet dinlenecek, ailesiyle beraber olacak ama yatana kadar da gene bir 2,5 saat, 3 saat bir daha çalışma programı yapılması gerekiyor. Zamanında yatılacak, zamanında da kalkacak. Şu da doğru değil. Tamam, Ramazan ayındayız. Bazı öğrenciler sahura kadar çalışıyor. Ya da sahurdan sonra uyumadan. Bu da doğru. Yani her şeyin yeri ve zamanı net olacak. Bunlar da o zaman da gün sabahleyin kalkılalım. Dolayısıyla her şeyin yeri ve zamanının net olması lazım. Şimdi bakın, 27-28 Haziran'da bir sürpriz yok. Yani öğrenciler için bir bilinmez yok. Sorular orta yerde. Yani Cehalet Ezel Koleji ÖSYM'nin soru bankasındaki soruların ya aynısını ya çok benzerini veriyor zaten. Ya da bir başka yayında veya da bir başka kitapta. Zaten her şey orta yerde. 27-28 Haziran'da ne çıkacak? Bunlar çıkacak. Ya aynısı çıkacak ya çok benzeri çıkacak. Dolayısıyla şimdi bunlarla ne kadar tanışırsak
öğrenci tanışırsa, ne kadar çok pratik yaparsa sınavda 27'sinde 28'sinde o kadar rahat eder. Esasında öğrenciler bir müsabakaya hazırlanan bir sporcudan, bir maça hazırlanan sporcudan hiç farklı değiller. Bir sporcu bir müsabakayı, bir yarışmayı kazanmak için nelere dikkat etmesi lazım? Bir, antrenmanına dikkat eder. İyi çalışır. İyi hazırlanır. İki, uykusuna dikkat eder. Üç, beslenmesine dikkat eder. Dört, motivasyonuna dikkat eder. Beş, ne bileyim işte bu işin ne kadar istediğine dikkat eder. Yani o kadar çok şey var ki sınavı veya maçı kazanmak sadece soruları çözmek değil, bunlarla da mücadele edebilmek. Bunları da planlayabilmek. Şimdi bu yıl başka bir şey daha çıktı karşımıza. İlk kez bu yıl maskeyle sınava girecek. Ve maskeyle dengeyi bu... değil mi hocam? Tabii ki. Yani maskede bu sene dengeyi bozan bir unsur olacak esasında. Çocuklar sadece sorularla mücadele etmeyecekler bu yıl. Maskeyle de mücadele edecekler. Yani bu açık ve net. Şimdi bir aylık süre varken ben öğrenci olsam ya da öğrencilere tavsiyem maskeyle çalışırım. Maskeyle hazırlanırım. Maskeyle soru çözerim. Maskeyle deneme sınavı yaparım ki bir ay sonra ya şimdiden adapte olabileyim. Onun sıkıntılarını şimdiden aşmaya çalışabileyim. Ondan sonra. Bu da önemli esasında. Ha, bazı öğrenciler tabii ki gözlük de kullanıyor. O sırada tabii ki sınavın verdiği performansla boğulamıyor. İşte ne bileyim terleniyor falan filan. İşte şimdiden onları da aşma pratiklerinin yapılması lazım ki sınavda öyle bir şeyle karşılaştığı zaman öğrenci panik olmamalı gibi. Yani tümüne esasında bu saydığım bir çırpıda şu anda aklıma gelen birçok unsurla mücadele etmek sınavı kazanmak demektir. Sadece soru çözmek değil esasında. İşte disiplinli olacaksın. Ha, bir de şunu ekleyebiliriz mesela 5. mi 6. madde olarak mı ders seçimi yapmamak yani kabul edemez. Ya. Sevsen de sevmesen de sen kazanmak istiyorsan o dersi sevmek zorundasın. Yapmak zorundasın. Çalışmak zorundasın. Çocukça davranmış artık 17-18 yaşında devletler bize hatırlatmak. Zor bir süreçten geçiyoruz. Yani 24 saat kalı bir mekandalar. Uzunca bir süre sokağa çıkmayı yasağına mücadele ettiler. Sürekli olarak ebeveynlerinle bir aradalar. Kolay değil ondan sonra. Ama ne yapalım? Kimsenin de bize sorumluluğumuzu hatırlatmaması gerekiyor. Çünkü o yaşta değiliz ha. Yani bir ay sonra bizim gireceğimiz önemli bir sınav var. Artık bu bir öğretmenimiz de, bir yetişkinimiz de, bir ebeveyn de kalkıp da işte niye az çalışıyorsun, çalışman lazım, niye sosyal medyadasın falan filan bunu dedirtmememiz lazım. Kendi sorumluluğumuzu bilmemiz lazım. Evet, peki Yara. Hocam, çok az zamanımız kaldı. Hızlıca sormak istiyorum. Tamam. Bu saydığınız zaten tüm detayları saydınız. Mazeret olarak dışa vurup mezuna kalmayı isteyen öğrenci mantıklı yok. Bir davranış olabilir mi bu sene? Hiç mantıklı bir davranış olmaz. Neden olmaz? Bak 2 ay önce yani işte Mart'ın 10'u 2,5 ay önce biz böyle bir şeyle karşılaşacağımızı hiç tahmin ediyor muyuz? Etmiyorduk. Geçen sene mezuna bırakıp bu sene güle oynaya sınava hazırlanmayı düşünen adaylar vardı. Erteleyenler vardı. Bak 2,5 ay önce neyle karşılaştık? Çok zor bir süreçten geçtik ve geçiyoruz hala da. Belki o adayın bütün hesapları allak bullak oldu. Çünkü beklemediği bir şeyle karşılaştı. İnsanız. Şimdi bu sene diyelim ki TYT'ye hazırlandık. AYT'yi de seneye bıraktık. Ya da ikisini de seneye bıraktık. Seneye korona 20 ile karşılaşmayacağımızın bir garantisi var mı? Yok. Belki sınavdan bir hafta önce bir şeyle karşılaşacağız biz. Onun bir garantisi var mı? Yok. Dolayısıyla şu anda kaybedilen bir şey yok ki. Niye seneye bırakayım? Bir de öyle bir olay var. Yani daha önümüzde koskoca bir ay var. Buraya kadar biz zaten yatmadık ki. Buraya kadar zaten biz çalıştık. Ondan sonra yani geçen yıldan itibaren çalıştık. Önceki yıldan itibaren hazırlanmaya başladık. Dolayısıyla şu anda niye ben seneye bırakayım ki? Hatta şöyle bir şeyi düşünmekte bile yarar var. Seneye bırakmaktansa en azından bu yıl 2 yıllık bir programa girerim.
Onu daha sonra 4 yıl daha tamamlarım. Artık dikey geçiş mi yaparım, çapraz geçiş mi yaparım? Ondan sonra, dolayısıyla elimdeki fırsatı ben şimdi kaçırmam. Kazanabiliyorsam 4 yıllık, olmadı 2 yıllık ama yoluma devam ediyor. Şimdi erteledik, kalktı seneye de başka bir şey çıktı başımıza. O zaman ne yapacağız biz? Bir yıl daha mı erteleyeceğiz? İnsan hayatında bir yıl, iki yıl önemli bir süre. Ve bunlar delikanlı. Ve artık öyle bir lüksümüz yok bizim. Zaman kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Çünkü şu pandemi sürecini atlattığımızda ekonomik sıkıntıyla mücadele edeceğiz. Yani ebeveynler olarak ve gençler olarak. Yani gene biz şanslıymışız. Birçok şeyi halledebildik. Şimdi onlara çok daha zor bir ekonomik hayat bekliyor. Ya hakikaten bu böyle işin şakası yok. Bundan 5-6 yıl önce 4 gençten biri işsizdi. Şu anda 3 gençten biri işsiz. Şimdi bu çocuklarımız bizim mezun oldukları zaman 2 gençten biri işsiz. Ve her geçen gün kaynaklar azalıyor, ekonomik sıkıntılar artıyor. Şimdi o zaman kim ayaklarının üstünde durabiliyor? Bu var. Ayaklarının üstünde durmanın kurallarından bir tanesi de üniversiteyi okumak. Zaman kaybetmemek, kendini iyi yetiştirmek üniversitede. İşte stajıdır, sivil toplum kuruluşlarıdır. Az önce söylediğin gibi yan dalıdır, çift ana dalıdır, yüksek lisansıdır, sanatıdır, kültürüdür. Yani o kadar çok şey var ki ondan sonra. Dolayısıyla artık öyle zaman kaybıdır, işte az çalışmaktır. İşte ne bileyim sınavda yan gelip yatmaktır falan filan. Yani bunlar çok akıl kârı değil. Dolayısıyla bir an önce işlerin derlenip toparlanıp onlar yani artık yetişkin bireyler, çünkü onlara hakikaten zor bir hayat bekliyor. Yani bu bir gerçek. Ondan dolayısıyla artık bu çocuk oyuncağı değil, herkesin sorumluluğunu bilip şu bir ayı güzel değerlendirmesi gerekiyor. Buyurun Aylin Hanım. Aylin Hanım, her an kapanabilir. Süremiz bitti. Çünkü ben hemen yakında üniversitesine, Ceren Hanım'a ve Sadık Hocam'a teşekkür edeyim. Siz devam edin lütfen. Harikaydı söyledikleriniz. Çok da etkili diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Esafla. Şu var yani kapanana kadar gene devam edeyim. Ceren'e de teşekkür ederim. Siz de bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bunları benim söylememe dahi gerek yok. Çünkü benim çok takdir ettiğim bir kolejsiniz. Okulsunuz. Bunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. Yani üniversite güzel, kolej güzel, gençlerimiz de güzel ama onlar gençler. Arada bir hata da yapabilir, arada bir eksik de yapabilir. Çünkü o yaştalar ama hata ve eksik bir sefer. Sürekli olarak yapılmaz. Sürekli yapılırsa inat olur. Peki kimle inatlaşılır? Sizle değil. Yahut da anne babasıyla değil. Hayatla inatlaşmasın. Sınavla inatlaşmasınlar. O affetmez. Anne baba affeder. Sizler affedersiniz. Ama hayat bundan sonraki süreçte affetmez. Onun için ayakların üstünde iyi durmaları lazım. Onun için de okumaları lazım. Onun için de işte bu sınav lazım. Yani olay sadece bu sınav değil. Önlerindeki 60 yıllık hayatın kalitesi. Anne baba her zaman baki değil. Anne baba bu kadar daha önlerindeki hayat süresi kadar olmayacak bir yandan. Önlerindeki 60-70 yıl hayat yanlarında tek bir şey olacak. Tahsilleri olacak.